Bütün takipçilerime selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün hava güzel diyemeyeceğim. Hava bulutlu. Ama yağış yok. Yağış da beklenmiyor zaten. Burada Didim'de birkaç damla atar gibi oldu. Ama yağmadı. Yağacağını da zannetmiyorum. Aslında yağsa çok iyi olacak ama birazcık şu polyenler, yol tozları falan, havanın kirliliği temizlenirdi. Umarım yağar bugün. Gerçekten çok bulutlu ama hiç yağmur yağacağı benzemiyor. Didim'de elbette. Ve bayram yaklaşıyor arkadaşlar. Bayramda bakalım buralarda insanlar olacak mı? 9 günlük bir tatil var. 9 günlük tatilde gelen olur mu? Onu bilemeyeceğiz. Elbette 9 günlük tatil bu kurumlarda çalışan insanlar için, özel sektör için bu geçerli değil. Göreceğiz bakalım nasıl bir bayram geçireceğiz burada. O zamana kadar yaşarsak, görürsek biz de öğrenmiş oluruz bayramın nasıl geçeceğini burada. Finlandiya'da arkadaşlar 3. haftası, 3 haftadır grevler var. Finlandiya'daki grevler politik grevler olarak adlandırılıyor. Başta bu ulaşımla ilgili, taşımacılıkla ilgili meslek sendikasının başlatmış olduğu 5-6 sendikanın beraber düzenlediği genel grevler diyebiliriz. Değişik değişik meslek sendikaları buna katılmış durumda. Sebep ise hükümetin yapacak olduğu bu işsiz kalınca sendikaların üyelerine işsizlik parası azaltması yönünde 2 yıl kadar devletin kendi İşkur'un işsizlik parasından önce İşkur'la beraber, yani devletle beraber sendikalar o işçinin hayata yavaş yavaş alışabilmesi için, uyum sağlayabilmesi için, çünkü birdenbire bir kişinin işsiz kaldığını düşünün, banka kredisi vesairedir. Bunu 2 senelik bir geçiş dönemi olarak düşünülüp bu böyle bir kanun yapılmış. %70'i kadar, hatırladığım kadarıyla, maaşının 2 yıl boyunca bu kişi, işsiz kalan kişi, hem iş bulması için vakit veriliyor 2 sene, hem de ekonomik olarak tepe taklak olmasın diye düşünülmüş. İyi bir kanun bence. Şimdi devlet bu desteği azaltmak istiyor. Devlet kısmak istiyor yani giderleri. Finlandiya elbette refah ülkesi, mutluluklar ülkesi deniyor da Finlandiya vergisiz dönmez. Sadece bu alışverişlerde yapılan, ülkemizde olduğu gibi benzinle vesaireyle dönen bir ülke değil. Bunun yanı sıra kazanç vergisi, çalışanlardan vergi toplamak zorunda. Hatta bunları yaptığı halde bakın paraları yetmiyor, döndüremiyorlar bütçeyi, döndüremiyorlar. O yüzden bütün kavga politik, birkaç olay da var elbette. Değişiklik sadece bu değil. Diğer arkasında yatan sebep ise, o konuya geleceğim arkadaşlar. Nereden gideceğimi bilemediğim için böyle dönüp duruyorum burada. O konuya geleceğim dedim. O konuda politik. Şöyle kendi açımdan ben anlatmak isterim. Finlandiya Avrupa Birliği'ne 1999 yılında girdi. Finlandiya da o zaman ekonomik olarak saldırı yaptılar arkadaşlar. Devalüasyon falan yapıldı bu ülkede. Ki girsin Avrupa Birliği'ne diye sıkıştırdılar yani. Bu küreselcilerin veya siyonistlerin ne derseniz deyin oyunuydu bu. İstediler Finlandiya'yı ve İsveç'i, yani kuzey ülkelerini, İskandinav ülkelerini
de yayılmak istediler ve başarılı da oldular. Avrupa Birliği'ni aldılar. Halbuki Finlandiya şimdiye kadar tarafsız olarak yerini koruyordu. Rusya ile de ilişkileri çok iyiydi. Avrupa devletleriyle de çok iyiydi. Ama ne yaptılar? Ya bendensin ya düşmanımsın taktiği muhtemelen. Bu şekilde İsveç'le beraber diğer kuzey ülkelerini aldılar. Herhalde bu Kuzey Denizi'ndeki buzulların erimesiyle oluşacak deniz yolunu kontrol altında tutabilmek için ticari deniz yolundan bahsediyorum. Ve elbette iklim değişikliğinden dolayı da orası dünyanın neredeyse tatlı su deposu, iklim olarak da çok iyi bir yer arkadaşlar. Kuzey ülkeleri iklim değişirse muhtemelen dünya nüfusu oraya yığılacak. Bu yerler değerli olacak ve elbette de dediğim gibi ticaret o eriyen Kuzey Denizi üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Sadece o da değil. Orada buzulların altından çıkacak kaynaklar var, madenler var. Petrol olabilir, her şey olabilir. Bunların paylaşılması var. Herkes konmak istiyor, çökmek istiyor yani bunları. Sonuçta nereye geliyoruz? Güç, hükmetmek. Bunu aracı da para biliyorsunuz. Hep para diyoruz, yanlış anlıyoruz biz. Para güçtür ama para gücü kontrol etmek için kullanılan bir araç ve gereçtir. Onu da söyleyeyim. O paranın, kağıdın hiçbir değeri yok aslında. Aslında güç başka türlü sağlanıyor. O parayla sadece kontrol altında tutabiliyorsunuz. Bu gücünüzü mecbur ediyorsunuz diyebilirim. Değil, o konu benim konum değil. Bu videomda onu elbette işlemeyeceğiz de kısaca anlatmak istedim. Grevlerden başladık, başka yere doğru gittik olay. Yani buralar değerli topraklar olacak her yönüyle. O yüzden onun kavgası veriliyor. Finlandiya'yı da aldılar, çöktüler. Finlandiya'yı çökemiyorlardı. Bunu başardılar Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra. Şimdi hem Rusya'yı ne yapıyorlar? Sarıyorlar, etrafını kuşatıyorlar. Hem de o yeni kaynakların, yeni ülkelerin her türlü kaynaktan bahsediyoruz. Üzerine çökecekler. Bunlar eğer sizdeyse güç de sizde demektir. Rusya'yı da bu şekilde sıkıştırmayı düşünüyorlar arkadaşlar. 1999'da Avrupa Birliği'ne girince bu İsveç olsun, Finlandiya olsun elbette olduğu gibi çöktüler bu ülkelerin üzerine, firmalarının, şirketlerinin. Tabii nasıl çöktüler? Nazik nazik çöktükleri için kimse anlamadı. Satın aldılar oradaki firmaları. Yatırım geliyor zannetti Finler. Uluslararası firmaların eline geçince Finlandiya endüstrisinin büyük bir kısmı artık ne istiyorlarsa zannettiler ki uluslararası bir yatırımcı gelince bizim istihdam olanakları daha fazla olacak, üretim daha fazla yapacağız ve dolayısıyla da hem halk kazanacak hem devlet kazanacak, vergiler toplanacak diye düşünüldü. Ama ne oldu? Görüldü ki bütün bu küreselciler, artık uluslararası firmalar ne derseniz deyin, bakın Çin'e taşıdılar bütün üretimleri, teknolojiyi taşıdılar Çin'e, firmaları taşıdılar, üretimi taşıdılar, her şeyi taşıdılar, ucuza yaptırıp pahalıya sattılar ve hala daha devam ediyorlar. Ve şimdi de Çin büyüyünce de Çin'i nasıl biz kontrol altına alabiliriz diyerek de uyandılar. Ben o zaman bile bu meslek sendikalarını hayret etmiştim. Neden sessizler? Niye hiç kimse bir demeç vermiyor
Çünkü hiçbir demeç verilmedi. Sessiz sessiz beklendi. Finlandiya'nın Nokia'sı dahi Çin'e gitmişti. Telefon ürettirmeye. Nokia'yı herkes bilir. Şimdi Nokia falan da kalmadı bakın. Nokia'yı satın aldılar. Yok ettiler. Bütün firmalar da öyle yaptılar zaten. Kendi markalarıyla dünyayı ele geçirdiler. Yani piyasayı ele geçirdiler. Dünya piyasasını. Bakın o zamanlar iki tane telefon markası vardı. Birisi Siemens'ti, birisi Nokia'ydı. İkisi bütün piyasayı elinde tutuyordu. Ama ne yaptılar? Gittiler, onları satın aldılar. Yok ettiler. Elbette patentlerini, müşterilerini, bütün pazarı ele geçirdikten sonra kendi markalarıyla şimdi faaliyet gösteriyorlar. Dünyada birkaç tane telefon markası kaldı biliyorsunuz. O ilklerden eser dahi kalmadı. Hayata geçirmeye çalıştılar ama olmadı. Bu sadece bir örnek arkadaşlar. Bunu her sektörde yaptılar. Biz bu Nokia telefonları çok talep ettiğimiz için biliyoruz. Bunu mobilya sektöründe de yaptılar. Orman sanayinde yaptılar. Teknoloji şirketleri üzerinde yaptılar. Gıda şirketleri üzerinde yaptılar. Ele geçirdiler. Ülkemizde dahi ülkemizin bütün firmaları neredeyse, ben öyle zannediyorum, belki yanılıyorumdur ama Türk firması diye kurulmuş ve el değiştirince borsa yoluyla da bunlar el değiştiriyor biliyorsunuz. Belki anlık hep bunlar el değiştiriyor. O yüzden biz dahi zannediyoruz bu Türk firması, artık Türk yerli milli firma kalmadı diyebiliriz yani. Çok nadirdir ve yerli milli zannettiklerimiz dahi yerli milli ile alakası yoktur. Alakası olacağını zannetmiyorum. Ben tahmin yürütüyorum elbette. Bu ekonomik, ticari konulardan pek anlamam ama sonuçta arkadaşlar bu şekilde bir hatalar yapıldı. Sendikalar çok sessiz kaldı. Belki de karşı gelemediler. Çünkü halkın desteği vardı belki de onların arkasında. Demin dediğim gibi onlar da belki inandılar. Uluslararası sermaye geliyor, istihdam edilecek. İşsizlerimiz, daha fazla üreteceğiz, daha fazla refah yakalayacağız diyerekten susturdular bunları, zayıf durumda bıraktılar. Ama biliyorsunuz Batı'nın, sermayenin, Siyonizmin taktiği budur. Bir şeyi direkt olarak söylemez ulaşacağı amacı, dolaylı olarak yapar, sonra da meydana çıkar. Aynı Amerika, demokrasi götüreceğim diye gitti. Kimse karşı gelemedi Irak'a müdahale edince. Bakın demokrasi falan götürmedi. Çıktı meydana. Amaç o değil zaten. Onu kullanıyorlar. Uluslararası firmalar da zaten bunu yapanlar onlar olduğu için. Sermaye sahipleri diyelim. Güç sahipleri diyelim. Ne derseniz deyin. Böyle yaptılar. Ve sonuç Avrupa Birliği'nde bu şeylik sağ partiler güç kazanmaya başladı elbette. Eğer siz onları işsiz bırakırsanız, refah düzeylerini azaltırsanız, her şeyi Çin'e taşırsanız ve devlet de vergi toplayamaz, yeterli vergi toplayamaz hale gelirse ne olacak? Olacağı bu, sağ partiler güç kazanır ve kazandı da. Finlandiya'da da öyle oldu. Sağ partiler daha fazla oy aldı. Sosyal demokratlar şimdiye kadar bütün Finlandiya'yı, gerçekten Finlandiya'nın en güçlü partisi olmuştur Sosyal Demokrat Parti. Her yönüyle devletin kılcal damarlarına kadar işlemişlerdir. Sosyal demokratlar da kraldan çok kralcı olunca iktidarlarında, halk ne oldu? Sağcı partilere, ırkçı partilere, artık muhafazakar partilere yöneldiler. Böyle olunca da sosyal demokratlar bu geçtiğimiz seçimlerde Finlandiya'da seçimleri kazanamadılar. Kazanamadıkları gibi de derslerini de aldılar. Çünkü kraldan çok kralcı olmuşlardı.
artık sosyal demokratlıkla alakaları da kalmamıştı. Ve son çırpınışları olarak ben bu grevleri ondan olduğunu düşünüyorum. Neden ondan olduğunu düşünüyorum? Sosyal demokrat partiler hala daha bu meslek sendikaları üzerinde çok etkililer. Politik olarak alamadıkları oy olarak desteği, alamadıkları desteği meslek sendikaları üzerinden sağlamaya çalışıyorlar. Politik olarak engel olamıyorlar parlamentoda bu partileri. Bu şekilde meslek sendikaları üzerinden grevlerle bakın bunu politika yapmaya çalışıyorlar. Ben de sorarım onları, siz şimdiye kadar neredeydiniz? Bakın arkadaşlar, meslek sendikaları dahi işçisinden güç alıyor ama işçisi adına yapmıyor bazı şeyleri. Politik olarak bu gücü kullanıyorlar şimdi. Bakalım nereye kadar kullanabilecekler. Belki intihar ediyor Sosyal Demokrat Parti, sol partiler öyle diyeyim. Bu meslek sendikaları üzerinde etkili olan bu parti. Bakalım belki de kendi ölüm fermanını imzalamış veya onaylamış durumda olabilir. Üçüncü hafta dedim grevler Finlandiya'da. Özellikle Finlandiya, bilmeyenler için söyleyeyim, genelde Finlandiya'nın ikliminden dolayı Finlandiya'da gıda dışarıdan, yurt dışından getirilir. Bu meyvedir, sebzedir, bizde de olduğu gibi. Mesela Finlandiya'da muz yetişebileceğini hiç kimse hayalinden dahi geçirmesin yani, aklından dahi geçirmesin. Veya diğer sebzeler, ürünler yetişse dahi bunlar çok pahalıdır. Yani gıda olarak Finlandiya gerçekten birçok üründe dışa bağlı. Birçok ürün dışarıdan geliyor. Ve bunlar nasıl geliyor? Finlandiya'nın iki tarafı hakikaten yarısı diyebilirim. Yarısı denizlerle çevrili. Ve limanlar kullanılıyor, deniz yolu kullanılıyor genelde. Eskiden Rusya ile bağlantısı demir yoluyla vardı. Kara sınırı bayağı büyüktür bunun. Herhalde 1300 kusur kilometre olması lazım Rusya ile sınırı. Bayağı uzunlamasına dikine bir sınırı vardır. Orayla da ticaret bitince ne olacak? Deniz yoluna mahkumlar. Zaten karayoluyla hiçbir yere, sadece İsveç'e açılabiliyor. Bir de Norveç'e açılabiliyor kuzeyden. Oranın da coğrafi durumu uygun değil ticaret için. Yani fizibile değil. Onu kimse oradan bir mecbur kalmayınca elbette. Kimse oradan ticari ürün getirmez. Getirmek istese de belki altyapı uygun değil buraya. O yüzden deniz yollarıyla geliyor her şey neredeyse Finlandiya'ya dışarıdan. Deniz yolunu kullanıyorlar, limanları kullanıyorlar ve bu şoförler, taşımacılar başta olmak üzere grevde olduğu için limanlar artık gelen mallarla dolu, yığılmış durumda. Kimi kokuyor elbette, artık ne getirildiğine bağlı, kimi çürüyor hesabı. Finlandiya'da grevler yüzünden bir şey bulunamıyor desek olur, azalıyor en azından. Birçok şey bu grevler yüzünden kıtlığı yaşanıyor. Marketlerde şimdiye kadar elbette her şey yeterliydi ama ne zamana kadar bu? Örneğin akaryakıt fiyatları Finlandiya'da 2 euronun üzerinde. Şimdi akaryakıt enerji de aynı şekilde limanlar aracılığıyla geldiği için bu akaryakıt bitince ne olacak? Bunun fiyatı arz talep üzerine olduğu için bu 2 eurolar, 2 euronun üstünde 3'e doğru gider mi? Onun korkusu var. Zaten pahalı akaryakıtlar, benzin, mazot, bundan bahsediyorum elbette. Zaten pahalı. Pahalı olunca da bu ülkemizde olduğu gibi her şeyi domino etkisi yapıyor, tetikliyor her şeyin fiyatını.
Orada da aynı şekilde olmasından korkuluyor. Şimdi Finlandiya'da Alko denir, tekeldir yani. Bunu genç arkadaşlar belki bilmez ama Finlandiya'da sert içki marketlerde, küçük marketlerde falan satın alamazsınız. Oranın devlet kuruluşunun elindedir bu hala. Kendi mağazaları vardır, belli saatlerde açılır ve kapanır. O saatlerde sert içkileri orada alabilirsiniz. 5'in üzerinde hatırladığım kadarıyla sert içki kabul edilir ama bunun da kavgasını, mücadelesini verdi marketler. Biz sadece bira satabiliyoruz, şaraplar 12 derece, onu ne yapacağız dediler. Şarapları da listelerine aldırmışlardı. Yani o şarapların haricinde sert bir içki bulamazsınız marketlerde, orada, burada. Sadece bu, dediğim gibi, bu Alko, yani Türkçesi tekel, tekel mağazalarından alabilirsiniz ya da gidersiniz barlardan alabilirsiniz. Ne diyorlar, artık satacak alkol de kalmayacak, raflar boşalmaya başladı diyorlar. Finler içkiyi severler, Ruslar da severler biliyorsunuz. Rusların içme kültürüyle Finlerin farklıdır. Ruslar ehli keyif, masayı donatırlar, öyle biliyorum en azından ben. Yanılıyorsam düzeltin lütfen Rusya'da olan arkadaşlar. Düzeltsin, Rusya'dan seyreden varsa arkadaşlar düzeltsin benim bu yanlışımı, eğer yanlışsa. Finler sadece içerler, hiçbir şey yemezler. Özür dilerim. Yemezler, hatta ben ilk gittiğimde söylemiştim, siz bunun yanında bir şeyler ıvır zıvır ne yiyip içmiyorsunuz yani, çipstir vesairedir diye. Dediler ben ona para vereceğim, bir bardak daha fazla içerim. O kadar çok içkiyi severler arkadaşlar. Ne oldu ya, yanlış bir yere mi gitti bizim şeyimiz? Düzeldim. İçkiyi çok severler. Pazartesi günleri işe bu içki yüzünden gidilmez. Hafta sonunda bayağı içerler. Pazartesi günü işe gidemeyecek halde olurlar. O kadar çok içerler yani. Sabahtan akşama, sabaha kadar artık uyumazlar desem bile olur. Hele senelik izinlerinde, hepsinden bahsetmiyorum elbette ama genelde içki kültürleri kuvvetlidir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Herkes böyledir değil ama bunlar içki içmeden bunu anlarlar. Gidip de kimse, hakikaten en zenginden, en elitinden, en fakirine kadar, bunların içme kültürü böyledir. Çünkü onların içinde ben yıllardır yaşıyorum, hepiniz de biliyorsunuz. Nasıl içtiklerini, nasıl eğlendiklerini biliyorum. Neler içtiklerini, ne kadar içtiklerini biliyorum. Bizim buradaki en bizim akşamcımız dahi onlarla yarışamaz, onu söyleyeyim. Kadınlarıyla dahi yarışamazsınız. Çok içerler yani. Grevden içkiye geldik. Grevle ilgili elbette bu. Arkadaşlar, alkol bitiyormuş Finlandiya'da. Yani akaryakıtları bitiyor adamların arkadaşlar. Makineler duracak demektir bu. Finler kıtlıklarla çok savaşmışlar tarihlerini. Elbette hep bir çözümleri var onların. Çözüm üretirler, pratik zekalıdırlar, onu diyorum. Diğer bir Avrupalıya benzemezler, hep üretmişler. Gidince zaten farklı farklı pratik zekalıklarını görürsünüz. Gerçekten bir de sineğin yağını hakikaten ölçerler, düşünürler. Bir, hiç unutmam, bir okula gittik. Okulda, okulun rektörü kapalı spor salonu olarak kullanılan yere bir festival için gitmiştik. Folklor ekibimiz gelmişti. Geldi, tek eliyle, aynı bu öyle tenteler olur ya, çevirirsin, açılır, çevirirsin, kapanır. Aynı sistemi o türbin için yapmışlar. Çeviriyorlar, türbin olarak açılıyor, oturak
çeviriyorsun ters yönde, duvara yapışıp kalıyor. Siz orayı saha olarak kullanabiliyorsunuz. Bir taraftan diğerini çeviriyor, tiyatro sahnesi olarak sahne çıkıyor meydana. Öbür taraftan çevirince de seyircilerin oturduğu koltuklar diyeyim, tribün yapılıyor. Bir kişi bunu yapabiliyor ve bunu, bu pratik zekalılığı gerçekten hayranlık vericidir filmlerin. Bizim arkadaşlar dahi, Türkiye'den gelen öğretmenler vesaireler şeye dikkat ettiler. Bu rektör mü yapar bunları dediler. O başka yönüyle bakıyorlar olayı. Hademe derdi dediler. Biz Türkler o yapılan işin ne kadar güzel olduğunu görmüyoruz da, yapan nasıl yapabilir derdindeyiz farkındaysanız. Bakmakla görmek arasındaki fark da bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ben farklı bakıyorum bazen şeyleri. Neyse, çok uzun oldu bu videom arkadaşlar. Rüzgar da esmeye başladı farkındaysanız. Finlandiya'da alkol kıtlığı var. Alkol bitti Finlandiya'da diyerekten videomu bitirmek istiyorum. Finlandiya olduğu gibi durmuş durumda. Bir sonraki videomda görüşelim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Hoşça kalın.